olur, bayrak olur, devlet olur, can olur. Sevmek nedir, bunu bilen aşıklara bismillah. Bu oğullar Sümeyye Can adalardan doğdular. Rabbi yesir dileklerle beşiklere bismillah. 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 Hürmetli yar göğsünden ilk yudumlar hakkına, kanallıklı dudaklardan kaşıklara bismillah. Ad verirken ilk ezandan ilk duyduğum kelamda, gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. 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 Hem doğurdum hem büyüttüm, ısmarladım veledim. Vatan için bütün yalan yaşıklara bismillah. Düşte gördüm kanlı başın peygamberin dizinde. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Ocaklara, eşiklere, beşiklere bismillah. Rabbi yesir dileklerden beşiklere bismillah. Gözle gönül aydınlatan ışıklara bismillah. Şeye bak, Maycan, Maycan'a atlamak için bugün Maycan'a atlamak için.
Böyle bakıyorsun macera. Ah şurada şuraya bakıyorsun ya. Şuradan bakıyorsun. Macera atılmasın da böyle. Çık 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 sesler geliyor. Kıstık bana. Kıstık. Olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayır. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, sen yarattın, sen hayır. Sen yarattın, sen hayır. Sen yarattın, sen hayır. 1 Haziran 2018 günlerden Cuma saat 15.10 İstanbul Küçükçekmece 2 Telli FSM Medya Grup canlı yayın stüdyolarından hepinize hayırlı günler, hayırlı Ramazanlar, hayırlı cumalar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Canlı yayınımız Cuma sohbetleri başladı efendim. Bendeniz FSM Medya Grup Genel Yayın Yönetmeni Hayrullah Çalışır. Güzel bir yayın olmasını şu mübarek Ramazanlar suyu hürmetine, şu mübarek Ramazanların son günleri yüzü hürmetine, şu mübarek cuma günleri kıldığımız cumalar üstü hürmetine nasip etsin lezzet almayı, ibret almayı, milleti İslam olarak bu sohbetlerden yararlanmayı Rabbim hepimize nasip etsin diyoruz. Amin. Değerli konuğumuz, değerli programcımız, emekli imam, 2009 yılından beri bizleri yalnız bırakmayan 20 yıllık can dostumuz, FSM Medya Grup programcımız Hüseyin Alkan. Efendim hoş geldiniz. Nasılsınız değerli hocam? İki aylık bir aradan sonra hocamla mülaki olamıyoruz bir türlü, ama niye ki derseniz, hocam emri bil maruf nehy anil münker konusunda hassas, 7-24 hizmet ediyor milleti İslam'a. Allah rızası adına, iyilikler adına, güzellikler adına yoğun bir tempoda maşallah 65 yaşında, ama maşallah 25 yaşında tığ gibi bir insan yani. Rabbimizin izniyle bugün cuma sohbetlerinde güzel sohbetler yapacak bize. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinden güzel güzel beyitler sunacak. Bu arada da bu sürprizi burada bir daha verelim. Her gün sabah saat 11'de Hüseyin Alkan hocam kendi Facebook hesabında canlı olarak da sohbet yapıyor. Tüm can dostlarımıza da bunu da buradan ilan ediyoruz ve hemen mikrofonu hocama veriyorum. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin vel akibatu lil muttakin ve la udvane illa alel zalimin. Allah Celle Celaluhu'ya hamd ve senalar olsun. Onun değerli Resulü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme selat ve selam olsun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed. Değerli müminler, sizlere ilk önce İstanbul'un fethinden kısa olarak bahsedelim. 29 Mayıs İstanbul'un fethi idi. Çok önemli bir olay. Dünya tarihinde de çok önemli bir olay. Çünkü Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethetmekle orta çağı kapattı, yeni çağı açtı. Yani çağ açıp çağ kapayan bir sultan oldu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri. Bundan dolayı İstanbul'un fethi çok çok önemli. İstanbul bütün dünyada önemli olduğu için 25 tane devlet İstanbul'u fethetmek için uğraşmış,
ama başaramamışlar. Ama işte bu Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerine nasip oldu. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Edirne'den İstanbul'a gelirken bir bağın içerisinden geçiyor. Tabii o zaman yolculuk yaya, böyle arabalar olmadığı için. Aynen, aynen hocam. Bir bağın içerisinden geçmeleri gerekiyor ve geçiyorlar. Bağın sahibi de gayrimüslim. Bunu haber alıyor. Geliyor bir tanesi, diyor ki Fatih'in ordusu, Osmanlı ordusu senin bağın içinden geçti. O da diyor ki eyvah, benim bağım mahvoldu, perişan oldu. Çünkü her asker birer saatin üzüm alsa bana hiçbir şey kalmaz diyor. Aynen. Şu perişan olmuş olan bağımı gideyim bir de göreyim diyor. Geliyor bakıyor ki hiçbir üzümüne zarar gelmemiş. Vallahi. Askerin bir tanesinin canı çekmiş, bir saatin üzümü almış ama yanına o üzümün 10 katı, belki 100 katı daha değerinde bir altın asmış. Ve bu şeyi gören, adaleti, insanlığı gören o gayrimüslim Allah Allah diyor. Bu Müslümanlık ne güzel bir din ya diyor. Bu Müslümanlığı ben şey etmek istiyorum, yaşamak istiyorum diyor. Ve orada kelime-i şehadet getirerek aşka geliyor, Müslüman oluyor. Aynen. Biz de beraber getirelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bu kelime-i şehadeti bol bol getirmemiz lazım. Çünkü kelime-i şehadeti getirmekle iman tadelemiş oluyoruz diyenler. Bir defa yapmayı şöyle vuruyorlar. Kim kelime-i şehadeti aşk ile gönülden bir defa getirirse Allah-u Teala Hazretleri onun bütün azalarını cehenneme haram kılar buyuruyor. Yani onu cehenneme atmaz. Şimdi bize gelin birlikte aşk ile şevk ile bu kelime-i şehadeti tekrar söyleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Evet, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oluyor. Bak, Osmanlı'nın güzel hareketi bir gavuru Müslüman yapıyor. Aynen. Şöyle bir söz var, artık bu hadis-i şerif mi yoksa büyüklerin sözü mü onu bilemiyorum. Sen öyle bir Müslüman ol ki seni öldürmeye gelen sen de dirilsin. Elhamdülillah. Güzel bir söz var. Aynen. Şimdi bu güzel hareketler bak insanı diriltiyor. Eğer o kişi gayrimüslim olarak ölseydi ne olacaktı? Ebediyen cehennemde olacaktı. Ama bu güzel hareket, o gayrimüslimin ne yaptı? Müslüman oldu. Hatta şöyle bir kıssa var, olmuş olay. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'ın gayrimüslim bir komşusu varmış. Ve bu da Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'a bazen kötülük yaparmış. Evinin lan suyu Hazreti Ebu Bekir'in evine akıyor. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh belki komşum bunu düzeltir diye 15 gün bekliyor. Düzeltmeyince kazmayı küreği alıyor, kendisi o soruya bir yön veriyor. Takıntı tukurtuları gören komşusu çıkıyor, ya Ebu Bekir ne yapıyorsun diyor. Böyle böyle diyor, eve bir su geliyor da, pis bir su geliyor da ona yol veriyor. Komşu bakıyor ki o kendi evinden geliyor. Ya Ebu Bekir bu su ne zamandan beri senin evine akıyor diyor. 15 günden beri. Peki niye bana haber vermedin bunu diyor. Korktum ki sen olan komşun kırılırsın, dalmışsın diye diyor. Bunu söylemedim diyor. Ve bunu duyan o gayrimüslim Allah Allah diyor. Bu Müslümanlık ne güzel bir din diyor ya diyor. Elhamdülillah. Bak, komşum kırılmasın diye diyor. Kendisi rahatsız oluyor. Beni rahatsız etmiyor diyor. Aynen. O da kelime-i şehadet getirerek ne yapıyor? Müslüman oluyor. Değerli Müslümanlar, Almanlar ilk işçi aldıkları dönemde diğer insanlardan, diğer memleketlerden işçi alırken sabıka kaydı istiyor, araştırıyor bu adam nasıl soruşturuyor. 60'lı yıllardan bahsediyorsun. Tabii, aynen. Evet. Soruşturuyor ve ona göre alıyor. Eğer Türkse hiç soruşturmuyor. Sabıka kaydı bir şey istemiyor. Hemen anında alıyor. Anında alıyor. Niye? Çünkü Osmanlı'nın ahlakını biliyorlardı. Osmanlı gittikleri yer insanlığı götürüyordu, medeniyet götürüyordu. Aynen. Bu insanlığı bildiklerinden dolayı bunlardan bize hiçbir bir zarar gelmez demişler. Ama maalesef bozukluklar için, insanlar bozukluklar için oralara gittiler, çok zararlar verdiler. Bundan dolayı da aynen, adamlar bize ne uyguladı? Bir de uyguladı. Bizden artık işçi almaz oldular. İşte dediğim gibi
Eğer oraya giden işçiler biz İslamiyet'i yaşasaydı, Müslüman ol kişidir ki, ne buyuruyor Peygamber Hazretleri'nden? Müslüman ol kişidir ki elinden, gözünden, dilinden vesaire adalarından hiç kimseye zarar gelmeyen kişidir. Emin olan kişi. Tabii. Aynen. Tabii. Müslümandan gayrimüslimlere de zarar gelmez. Yani hiç kimseye zarar gelmez. Hayvanlara da zarar gelmez. Hayvanlara da hep iyilik yapanlar, insanlar. Değerli müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sefere giderlerken yol kenarında bir köpek yavrulamış. Ve Peygamberimiz oraya bir nöbetçi tutuyor. Burada bekler diyor, askerler buraya yaklaştı ama köpeğe bir zarar vermesinler diyor. Bak, merhamet timsali bir insan olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem köpeğe dahi zarar gelmemesin diye ne yapıyor? Oraya bir bekçi bırakıyor. İşte İslam dini budur, din budur değerli günler. Biliyorsunuz Yusuf İslam, İngiliz pop şarkıcısı, Katı Tayyip'in ismini idi. Sonra Müslüman oldu, Yusuf İslam diye ismini aldı. Buna soruyorlar, Türkiye'ye geldiği zaman nasıl Müslüman oldun diye ona soruyorlar. Ve diyor ki, İslamiyet'i araştırdım, öğrendim ve İslam'ın çok güzel bir din olduğunu öğrendim, ondan dolayı Müslüman oldum. Ama İyi ki sizi görmeden önce Müslüman olmuşum. Allah Allah. Eğer siz görseydim diyor, ben Müslüman olmazdım diyor. Çünkü bakıyor ki, okuyor orada, Müslümandan hiç kimseye zarar gelmez, Müslüman herkese iyilik yapar, efendim Müslümanlar işte şöyle böyle iyidir, böyle şeydir, kimsenin malına dokunmaz, kimseye efendim bir zarar olmaz, böyle okuyor, Türkiye'ye geliyor, bakıyor ki o onu vuruyor, o onu kesiyor, o onu çalıyor, o onu çırpıyor, o onu dolandırıyor. Aa, benim okuduğum Müslümanlık bu değil diyor ya. Bu nasıl Müslümanlık diyor. İşte onun için öyle diyor Yusuf İslam. İyi ki diyor, sizi görmeden önce Müslüman olmuşum. Eğer sizi görseydim Müslüman olmazdım diyor. Ya evet, dediğim gibi bir olalım, iyi bir Müslüman olalım. Çünkü dünya kimseye kalmayacak. Bu aynen. Dünyadan bir iğne bile götüremeyeceğimizi çok iyi bilelim. Dünyadan ancak insanlık götürürüz. Yani yaptığımız güzel hareketler götürürüz. Bu yaptığımız güzel hareketlerde yarın ahirette bize çok mükafatlar olur. Tabii ki bu güzel hareketler sadece insanlara değil, hayvanlara da yapmamız lazım. Peygamberimiz bildiriyor sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde. Eski ümmetlerden cehennemlik olan bir kadın, bak kadın bir de cehennemlikmiş, öldüğü zaman cehenneme gidecek. Bir kuyuya indi, su içti, dışarıya çıktı, baktı ki kuyunun etrafında bir köpek susamış, dolaşıyor. Hayvancağız su içemiyor. Kadın tekrar kuyuya indi, nalinliğiyle yani ayakkabısıyla su çıkarıp o köpeği suladığından dolayı şeker Allah'u, Allah-u Teala Hazretleri ona teşekkür etti. Allah. Ve Allah, Allah-u Teala Hazretleri onu mağfiret etti. Ve edhalel cennete, onun cennetine koydu buyuruyor. Hadis-i şeriflerinde bir köpeğe yapılan bir iyilik ve insanı cennete olursa, insanlara iyilik yaparsak acaba nasıl olur? Onu çok çok iyi düşünelim. Şuna iyilik yarar, buna yaramaz, onları hiçbir zaman çekmeyelim. Ölçüyü evet, bilemeyiz yani. Tabii tabii. Tabii. Ne demiş atalarımız? İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halık bilir. Yani yaratan bilir. Elhamdülillah, evet. Aynen. Mesela tutuyorsun denize, şey atıyorsun, ekmek atıyorsun balıklara. Evet. Balıklar o ekmeği yiyor. Peki o iyilikten anlıyor mu melekler? Şey balıklar? Yok. Ama Allah anlıyor değil mi? Yarın onun mükafatını sana verecek cennette. Evet. Değerli müminler, işte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'a geliyor, etrafını kuşatıyor. Topları da getirmiş. Büyük bir toplar. Kocaman toplar ki o da düne kadar topkapı daha duruyordu ama sonra ne oldu o toplar bilmiyorum. Ben geçtiğimde oradan geçerken her gün o topları seyrederdim. Evet, kocaman toplar. Fatih'te toplar vardı ama Konstantin'de tabanca bile yoktu. Allah Allah. Evet. Teknik bakımdan Fatih ilerlemişti. Bir haber gönderdi Konstantin'e. Dedi ki ben İstanbul'u fethedeceğim. Ama istiyorum ki kan dökülmesin. Kan dökülmeden İstanbul'u fethedeyim. Hiç kimsenin malına dokunmayacağız.
Elhamdülillah. Eşyasına dokunmuyor da. Herkes istediği gibi serbest olacak. Allah. İbadet hanesine dokunmuyor da. Zaten dokunmadı değil mi? Kiliseler olduğu gibi durdu. Aynen. Kiliseler yıktı mı Fatih Sultan Mehmet yok. Mümkün değil. Tabii. Konstantin'e bu haber geldi. Konstantin güldü. 10 tane Mehmet gelse yine de İstanbul'u alamaz dedi. Çünkü, ne kibir yani. Evet. 25 tane devlet saldırmış. Alamamışlar. Asırlarca yani. Tabii. Fatih mi alacak? Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri durun diyor. Ben şu halkımı ve bir de askerimin iman gücünü deneyeyim, ondan sonra cevap vereceğim diyor. Bak topuna tüfeğine güvenmiyor. Ben bu toplarla işte şöyle fetheder, böyle fetheder demiyor. Dur bakayım diyor. Allah bana yardım edecek mi? Test yapıyor yani. Yani. Tabii. Bir diyor asker diyor, diyor iman gücünü deneyim. Aynen. Halkımın iman gücünü deneyim. Bakayım bir İslami yaşantı var mı? Ona göre aynen. Bir şey. Kılık kıyafet değiştiriyor, bir sabahın erken saatinde çarşıya çıkıyor. Bakalım birinden bir kilo pirinç istiyor. Veriyor. Bir kilo da şeker verir misin evladım diyor. Yok diyor. Ben diyor sabah iftarımı yaptım. Bak şu ileride bakkal arkadaşımız var. O yapmadı, o da yapsın diyor. Bak kendini düşündüğü gibi mümin kardeşini de düşünüyor. Aynen. Çünkü Peygamber öyle buyuruyor Hazreti Efendi. Kişi kendisini düşündüğü gibi mümin kardeşini de düşünmezse o gerçek bir mümin değil. Olamaz. Aynen. Evet. Elhamdülillah. Ve o bir bakkala gidiyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Bana bir kilo şeker verir misin diyor. Veriyor. Bir kilo da tuz verir misin? Evladım diyor. Ben sabah iftarımı yaptım. İleride bakkal arkadaşımız var. O yapmadı. Git o da yaptım diyor. Allah. Bakıyor ki halk hep kendisini düşündüğü gibi mümin kardeşini paylaşmaktan yana. Tabii tabii tabii. Aynen. Tabii. Ve tamam diyor, halkım tamam. Bir de askerimi deneyim diyor. Askerini bir sabah serbest bırakıyor. Herkes istediği yere gider. Gidi gidi askeri takip ediyor. Acaba askerim, benim askerim kadın kız peşinden mi koşacak? Ne yapacak? Derken askerin bir tanesi bakkaldan çıkıyor, parmağını kesiyor. Fatih koşuyor yanına. Niye kestin bu parmağını diyor. Efendim diyor, ben içeriden bir şey aldım, elimi çekerken orada bir kadın vardı, kadına dokundu. Günahkar olduğum zannıyla kestim diyor. Çünkü yarın savaşa çıkacağız, savaşta mağlup olmayalım. Aynen. Diye diyor, kestim diyor. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri, ben böyle bir imanlı orduyla, böyle bir imanlı milletle bir ordu değil, bin orduyu fethederim diyor. Ve yarın İstanbul fethedilecek diyor ve İstanbul'u fethediyor. Değerli Müslümanlar, şimdi böyle bir Müslüman acaba var mı? En İslam'ın iyi yaşandığı yer Fatih İsmail Ağa Çarşamba diyelim. Evet. Evet. Git bakalım tamamını boşaltsan, biraz da git şundan al demez sana. Allah'ım ya Rabbim. Tabii, ya. Tabii. Ya işte değil mi? En takva dediğimiz bir semt. He, aynen, aynen. En takva dediğimiz insanlar işte dediğim gibi maalesef böyle. Evet, şimdi değerli dinler, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri topları gümledi surlara, surların arasından delik açtı. Yani asker geçeceği bir şekilde delik açtı ve asker oradan Allahu Ekber nidalarıyla içeriye girdiler. Tabii ki girerken bayağı da zahmet çektiler çünkü yukarıdan o Rum orduları, askerleri bizim askerimizin üzerine asit döktüler. Efendim ok yağdırdılar. Ve Ulubatlı Hasan da İslam'ın sancağını yani La ilahe illallah Muhammedullah Resulullah sancağı böyle okları yiye yaralana yaralana tuttu turbara dikti. Ve dikti ama kendisi yere düştü. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri koştu yanına, ona teselli oluyor. Ağlıyor bir yandan da Fatih. Ve Ulubatlı Hasan, padişahım, padişahım ağlama. Bak kuleden Resulullah bizi selamlıyor diyor. Ve orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hazır bulunmuş. Evet, çünkü Peygamberimiz ölü değildir. Şehit bile ölü değil. Daha önceler size söyledik. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de istihalde وَلَا تَقُلُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَنْبَلْ بَلْ اَحْيَاءٌ وَلَاكِ اللّٰهِ تَشْعُرُونَ Sakın benim yolumda ölen şehitler ölü demeyin. Onlar muhakkak gidilirler. Ama siz bunu anlayamazsınız buyuruyor
Mevlam Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'den. Şehit dili olur da şehidin yaratılmasına sebep olan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiç ölü olur mu? Elbette o dildir. Ama nasıl dili? Velakin la teşkurun. Onu biz anlayamayız. Değerli müminler, haberlerde çıkmıştı Kıbrıs Harbi'nden sonra. Subayın bir tanesi Erzurum'a gidiyor. Gidiyor ve diyor ki filanca zatın türbesi nerede? O zatın ismi şu anda aklımda değil. Aklımdaydı ama onu unuttum. Aklıma gelirse yine de söylerim. Filanca zatın türbesi nerede diyor. Diyorlar ki o zatın türbesi çok uzakta. Bir daha orası bulmak için bayağı uğraşman gerek. Karışık bir yer. Ama o zattan daha üstün evliyalar var burada diyorlar. Çünkü sahabe-i kiramda var. Sahabe-i kiramdan daha büyük evliya olur mu? Sen görmek istiyorsan diyorlar, işte sahabe-i kiramı ziyaret et. İşte filanca evliyalar var, onları ziyaret et. Yok diyor, ben illa onu göreceğim. Allah etmeyle mi işte o zor mu diyor, ben illa onu göreceğim. Peki diyorlar, niye yani illa onu görmek istiyorsun? Ondan daha büyük evliya var, sen de kabul ediyorsun. Var tamam diyorsun, illa onu göreceğim. Ben diyor, şeyi bombalarken, Rumları bombalarken, bakın diyor, yakıt bitiyor diyor. Ondan sonra mermilerde az kaldı diyor. Allah Allah. Evet, geri dönecektim, bir el omuzuma ardından vurdu diyor. Halbuki diyor, uçakta benden başka kimse yok diyor. Döndü baktım, bir sakallı, nurani bir zat. Evladım devam et dedi. Allah Allah. Devam et. Ama dedim diyor, mermi kalmadı. Efendim atacak topumuz, şeyimiz, efendim mermimiz kalmadı. Ondan sonra yakıtımız da bitmek üzere, Allah dolduracak dedi diyor. Evet. Sen devam et. Ben devam ettim diyor. Her tarafı bombaladım. Geldim. Ne yakıt bitti ne de mermi bitti diyor. Efendim, ve bana ayrılırken ben Erzurum'da filanca yerde yatan filanca şahsım. Eğer o taraflara yolun düşerse beni ziyarete gel, ruhuma bir fatiha oku dedi diyor. Ve ben de özel olarak onun için buraya geldim diye söylemiş. Evet. Biraz önce dedim ya, Kur'an-ı Kerim okudum size ya. Ayet okudum. Aynen. Şehitler ölmez, şehitler ölü demeyin. Şehitler muhakkak ki dirildiler buyuruyor Mevla Celle Celaluhu. Evet, işte Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'u fethedip o surlardan içeriye girince dellallar vasıtasıyla halka şöyle hitap etti. Ey Konstantin halkı, hiçbirimizin kılına bir zarar gelmeyecek. Kimsenin namusuna bir zarar gelmeyecek. Kimsenin parasına, puluna bir zarar gelmeyecek. Hiç kimse bizden bir zarar görmeyecek. Kimsenin dinine karışmıyoruz. Kimsenin kilisesine karışmıyoruz. Herkes serbest yaşantımıza aynen devam edeceksiniz. Bir de sizi biz koruyacağız. Allah Allah. Yani, bu şekilde talimat veriyor. Böyle bir talimat veriyor. Bunu duyan o Rum halkı pencerelerden o kadınlar, o kızlar Fatih'in ordusunun üzerine çiçekler atıyor. Ve alkışlıyorlar. Bravo ey Fatih'in ordusu. Yaşa Fatih, bravo Fatih diye Fatih Sultan Mehmet Han'ı alkışlıyorlar ve bir tanesi de şöyle bağırıyor, kalbimizin tacısın ey Fatih diye feryat ediyor, bağırıyor. İşte dediğim gibi Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri hiçbir sivile, hiçbir insana kesinlikle, hiçbir konuda kesinlikle zarar vermiyor. Tabii İstanbul'u fethetmekle bir an önce söylediğim gibi büyük bir olay gerçekleşti. Orta Asya kapandı, yeni çağ açılmış oldu değerli dinler. Yıllar önce şöyle bir olay okumuştuk, öğrenmiştik. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri Fatih Camii'ni yaptırınca vezirini çağırıyor. Yani yardımcısını. Vezirim gel bakayım diyor. Ben güzel bir cami yaptırdım, camimi beğenecek misin? O zaman İstanbul'da yapılan ilk büyük cami Fatih Camii. Süleymaniyeler, Sultanahmetler onlar sonradan yapıldı. Evet. Evet. Vezir geliyor bakıyor ki o padişahım diyor çok muazzam bir cami olmuş. Belki de vezir öyle bir cami hiç görmemiştir. Zaten yoktu. Çok muazzam, çok büyük, çok güzel bir cami olmuş diyor. Fatih soruyor, peki benim bu camime nasıl bir imam lazım? Padişahım, senin bu camine dünyanın en büyük alimi, en büyük evliyası, en üstün insanı lazım diyor.
O zaman diyor ben sana emrediyorum, bu imamı bana bulacaksın. Vezir başlıyor bu imamı bulmak için dolaşmaya. İl il dolaşıyor, ülke ülke dolaşıyor, Arabistan ülkelerine gidiyor, oralarda da bulamıyor. Oralarda bulan diyorlar ki, sen böyle bir imamı bulabilirsen, İstanbul'da bulabilirsin. İstanbul'un ismi önceden İstanbul. İstanbul. Tabii İstanbul. İstanbul. Konstantinopolis oldu İstanbul. He, tabii, tabii. Aynen. Tabii, Fatih'in İstanbul'u fethetmesine İstanbul oldu. Önceden ismi neydi? Konstantin idi. Evet, zaten Peygamberimizin bu konuda hadis-i şerif var. لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَانْتِنِيَّةَ فَلَا نِعْمَ الْاَمِيرُ اَمِيرُهَا وَلَا نِعْمَ الْجَيْشُ ذَلْكَ الْجَيْشِ İstanbul elbette fethullanacaktır. Orayı fetheden komutan ne güzel, ne güzel komutan, hey orayı yolu. Fetheden asker de ne güzel bir asker diyor. Evet. Hocam bu arada sohbetimizi bölmeyelim ama tam yeri gelmişken hakkını helal et. Helal olsun. Siz peygamberler tarihini araştırıyorsunuzdur mutlaka da. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından bir tanesi Türk. Evet. O Türk ilk nereye yerleşmiş biliyor musun hocam? İstanbul'a yerleşmiş. Evet, doğru. Bak şimdi Haçlılar ağızları açıldığı zaman İstanbul bizim. Siz işgal ettiniz, siz geldiniz, ilk bu topraklarda ilk biz vardık diyor o hani. Yunanlılar, Bizanslılar, Romalılar hani medeniyet olarak. Fakat öyle değil. Onların daha öncesi Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın çocuklarından biri olan Türk İstanbul'da şeye başlamış yani burada vatan edinmiş. Evet. Hani her çocukları dünyaya dağıldı ya hocam biliyorsun. Tamam, aynen. Türk evet. İlk bura ana vatan olarak İstanbul'da başladı. Demek ki bizim buradan biz Orta Asya'ya gitmişiz. Evet. Böyle evet. Bir bilgin olsun diye izleyicilerimize. Sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, Allah razı olsun. Sarkısından. Buyur hocam. Anladım. Evet. Vezir dolaşıyor, tekrar İstanbul'a geliyor. Çünkü Arabistan'da dediler ki buna, böyle bir imam bulabilirsen İstanbul'da bulabilirsin dediler. Ve bulamamış yorgun bir yandan bir kitapçı dükkanın önünden geçiyor ama dalgınlıktan o kitapçıya selam da vermemiş. O kitapçı da evliyalardanmış. Vezirim diyor çok dalgınsın, ne o bir derdin mi var senin? Evet var. Ne? Durum böyle böyle diyor. Ben böyle bir alimi nereden bulacağım ki? Allah Allah. Evet. Ya vezirim diyorlar ondan daha kolay ne var? Nasıl? Filanca yerdeki mescide git diyor. Orada efendim mihrabın sol tarafında otur. Yatsı namazını kıldıktan sonra mihrabın sol tarafında otur. Sağına soluna bakma diyor. Oraya dünyanın bütün evliyaları gelecekler. Gece yarısı olunca orada toplanırlar. Ve onlar yatsı namazı kılmak için işlerinden bir tanesi imam olur diyor. O imam sağa selam, sola selam verir vermez koluna yapış, o dünyanın en büyük evliyası, en büyük alimi, en üstün insanı diyor. Denilen mescide gidiyor vezir. Yatsı namazını kıldıktan sonra mihrabın sol tarafına oturuyor ve bekliyor evliyaların gelmesini. Gece yarısı olunca evliyalar geliyor, içeri nur ile doluyor. Sünnet namazını kılıyorlar, yatsı namazının sünnetini. Farzı kılmak için kamet ediliyor. İşlerinden bir tanesi imam oluyor. Namaz kılıyor. İmam sağa selam, sola selam verir vermez onlar yapışıyor. Bir bakıyor ki o da Ali. Padişahım oraya layık imam ancak sizsiniz diyor. Evet işte dediğim gibi Fatih böyle aynen. En büyük evlullah, en büyük alim, en üstün insandı. Mevla Celle Celaluhu şefaatine cümlemizi mazhar eylesin. Amin. İnşallahü Rahman. Şimdi sizlere hadis-i şerifimizi okuyoruz değerli müminler. Şu 10 şeyi yapan Allah katında ebrar makamına yükselir buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani iyiler makamına yükselir. Birincisi çok sadaka vermek. Tabii ki çok sadaka vermek illa para vermek demek değildir. Mesela bir mümin kardeşimize selam vermek, o da bir sadaka olmuş oluyor. Yoldan eziyet veren bir şeyi kaldırmak, o da bir sadaka olmuş oluyor. İnsanlar ufak bir de olsa bir iyilik yapmak, o da sadaka olmuş oluyor. Hatta bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem.
İnsan vücudunda 360 tane eklem vardır. Her Allah eklem Allah. İçin bir sadaka vermeniz gerekir. Sahabe-i kiram bunu duyunca, ya Resulallah, buna kimsenin gücü yetmez ki. Yani 360 tane birerler bir sadaka versek 360 lira yapıyor. Her gün 360 lirayı verebilir miyiz? Veremeyiz efendim. İşte onlar da öyle diyorlar. Bunu nasıl vereceğiz ya Resulallah? Hepiniz verirsiniz diyor. Nasıl ya Resulallah? Bir mümin kardeşinize selam vermeniz sadakadır. Hatta Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde kim günde 21 Müslümana selam verirse yatağında da ölse şehit olarak ölmüş olur buyuruyor. Günde 21 Müslümana selam verirse. Mesela telefonlara cevap verirken alo diyeceğimize selamun aleyküm desek kaç kişiyle konuşuyor değil mi? 21 tane Müslümanı sadece bir telefonla kapatmış olur diye. Aynen. Onun için her zaman söylüyoruz, selam vereceğiz, alo demek yok, alo müşriklerin selamı olduğu için onu asla vermeyeceğiz. Selamun aleyküm diye selam vereceğiz ve kapatırken de selam vereceğiz. Çünkü Peygamberimiz hadis-i şeriflerinde şöyle buyurlar, kim ayrılırken selam verirse Allah-u Teala Hazretleri ona 1000 sevap yazar ve 1000 kat derecesini yükseltir. Keyevmü velettühü, annesinden doğduğu gibi de günahlarından sıyrılır, çıkar buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde. Evet, işte demek ki çok sadaka vermek için illa para vermek değil, böyle insanlara iyilik de yapmaya aynen, çalışalım. Aynen değerli yani, hocam. Evet. Hele hele şu Ramazan'da 1 lira verdiğimiz zaman başka zaman 1000 lira vermiş sevabı almış olacağız. Bu Ramazan ayında elden geldiği kadar bol bol insanlara yardım etmeye çalışalım. Evet, ikincisi çok Kur'an-ı Kerim okumak. İnsanı ebrar makamına yükseltir. Yani en iyiler makamına yükseltir. En iyiler makamına yükselmek demek cennette en âlâ, en iyi köşklere konmak demek olmuş olur. Peki Kur'an-ı Kerim bilmiyorsak ne yapacağız? Kur'an-ı Kerim bilmiyorsak hepimiz İhlas Suresini çok iyi biliyoruz. Evet. 100 İhlas okuduğumuz zaman 300 ayet okumuş oluyoruz ve Kur'an-ı Kerim'i 30 defa hatim etmiş sevabı alıyoruz. Efendim en azından her gün 100 İhlas Şerif okuyalım derler. Evet. Üçüncüsü iyi kimselerle sohbet etmek. İyi kimselerle. Yani böyle namazını kılan, orucunu tutan, efendim böyle dindar insanlarla beraber sohbet etmek insanı ebrar makamına yükseltmiş oluyor. Dördüncüsü, akraba haklarını gözetmek, akrabasıyla ilgilenmek. Bak bayram geliyor, bayram geliyor, akrabalarımızı ziyaret edeceğiz. Aynen. Efendim gidemediğimize telefon edeceğiz, halatını soracağız, ihtiyaçlar varsa ihtiyaçlarını karşılayacağız. Evet, sakın ha sakın bir akrabamızla küs durmayalım. Küs duranımız varsa bir an önce mutlaka ama mutlaka barışsın. Nefsimize zor gelse de değil tabii, hocam? Tabii. Evet. Bırak akrabayı, normal insanla, Müslümanla bile küs durursak kesinlikle Ramazan'dan ayrılırken af olmayacağız. Çünkü Peygamber hadislerinde şöyle buyuruyorlar. Ramazan bayramı gecesi af olmayan hiç kimse kalmayacak. Ancak birbirine küs duranlar, kin tutanlar müstesna buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, bak Kadir gecesi geliyor. Kadir gecesi af olmayan hiç kimse kalmayacak. Allah Allah. Ancak birbirine küs duranlar, kin tutanlar müstesna buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer Ramazan'ı af olmadan çıkarırsak o zaman çok yazık olmuş olur bir de. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma günü hutbeye çıkarlarken birinci adım attılar, amin buyurlar. İkinci adım attılar, amin. Üçüncü adım attılar, amin buyurlar. Bunun hikmetini namazdan sonra Peygamberimize sordular. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdular. Birinci adım attım, Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki, ey Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. İsmini duyup da üzerine silahı getirmeyene Allah lanet etsin. Yüzün kuyu cehenneme yuvarlansın. Allah Allah. Onun için
Peygamberimizin mübarek ismi şerifini duyunca mutlaka Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala el seyyidina Muhammed diyeceğiz inşallah. Evet. İkincisi, anne babasının rızasını almayana Allah-u Teala Hazretleri lanet etsin dedi. Ben de amin dedim buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Anne babasının rızasını almayan. Yani annemize babamıza soralım. Anneciğim babacığım benden razı mısın? Benden hoşnut musun? Eğer annemiz babamız bize evladım Allah razı olsun senden çok hoşnutum Allah makamını cennet etsin diyorsa köşeyi dönmüş. Ama git evladım git defol görünme gözüme diyorsa o zaman bil ki helak olmuş ol. Çünkü Peygamber öyle buyuruyorlar. Anne babasının rızasını almayanın na Allah lanet etsin bütün kuyu cehenneme yuvarlansın buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Üçüncüsü, Ramazan ayına erişip de af olmayana Allah lanet etsin dedi. Ve yüzün kuyu cehenneme yuvarlansın diye buyurdu. Evet. Ramazan ayına erişip de af olmayana. Ya işte dediğim gibi herhangi birine küs olarak Ramazan ayından çıkarsak demek ki af olmamış olacağız. Bizi öldüğümüz zaman büyük bir azap oluyor. Demek olmuş oluyor. Değerli. Peki bu azap nasıl oluyor? Yani büyük küçüğü nasıl? En küçüğünü haber vereyim ben size. En küçüğü mezarda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem birkaç arkadaşlarıyla giderlerken iki mezar başında peygamber durmuş ve mezarları bastonuyla dürterek şu mezarlardan bir ses duyuyor musunuz diye yanındakilere sormuş. Onlar da Allah ve Resulü daha iyi duyar. Biz bir şey duymuyoruz demişler. Sonra sahabe kulağımıza sanki bir şey tıkanmış da onu açlar gibi oldu diyorlar. Mezarlardan öyle bir feryat, öyle bir bağlı çığlık geliyordu ki neredeyse kulağımız patlayacaktı. Sonra ses kesildi. Peygamber şöyle buyurdular. İşte şuradaki arkadaşlarımız önemsemediği iki günahtan dolayı bu ağzını çekiyor. Biri dedikodu yapıyordu, öbürü de ayakta su döküyordu buyurdular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şeyden bahsediyorduk, ervardan bahsediyorduk. Demek ki akrabalarımızı gözetirsek ervarlar listesinde yer alacağız. Akrabamızla iyi davranırsak. Peki değerli hocam, bu küslükten nasıl kurtulacak bu Müslümanlar birbirine küsmekten? Bu küsmek öyle bir adet haline gelmiş ki hiç ayıplanmıyor küsmek hocam. Niye? Tabii. Nasıl? Şimdi şeytanı görebilmek. Evet. Cehenneme sokmak değil mi? Aynen. En iyi cehenneme sokacak şey de ne? Küstürmek. En kötü şartlarda diyor Peygamberimiz, bir Müslümana üç günden fazla küstürmesi helal değil. Aynen. Yani en kötü şartlar üç gün durabilirsin küs. Aslında hiç durmamak lazım da en fazla diyelim ki çok kötü şartlar oldu. Üç gün küstürebilirsin ama fazla duramazsın. Peki aylarca, yıllarca küstürenler var. Onlar ne olacak? İşte onlar her gün günah üzerine günah işliyorlar. Günah üzerine günah işliyorlar. Ondan dolayı onların işi çok felaket. Rabbim hepimizi ıslah etsin hocam. Amin. İnşallah. Evet. Beşincisi, hastaları ziyaret etmek. Kim bir hastayı akşam ziyaret ederse Allah Allah. 70 bin melek sabaha kadar onun için hayır dua eder. Eğer sabah ziyaret ederse akşama kadar 70 bin melek onun için hayır dua eder diyor Peygamber. Evet. Yani bir hastayı akşam ziyaret edersek sabaha kadar 70 bin melek bizim için hayır dua ediyor. Sabah ziyaret edersek akşama kadar 70 bin melek bizim için hayır dua ediyor. Demek ki bak hastayı ziyaret etmenin mükafatı ne kadar büyük. Aynen. Hastayı ziyaret ettiğiniz zaman ondan dua isteyin. Çünkü hastanın duası kabul olur buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Herhangi bir hastayı ziyaret ettiğiniz zaman deyin ki ya işte benim için bir dua edin. Bir arz isteğiniz olduğu zaman o hastaya iletin. O onun için dua etsin. Aynen. Hastanın duası kabul olduğu için ona ne olmuş olur? Kabul olmuş olur. Evet. Altıncısı, zenginlerle az düşüp kalkarsak. Çünkü zenginlerle düşüp kalkarsak o zaman zengin olasımız gelir. Ya. Helal, haram ya. Dinlemeyiz. Elinde ne gelirse. Tamahkarlık. Tabii. Ondan sonra efendim
niye filancanın lüks arabası var, benim yok. Benim niye yok? Efendim, ondan sonra haset etmeye başlar o. Aynen. Haset de bütün cevapları yer yok eder. Haset çok kötü bir şeydir. Efendim, ondan sonra benim işte evim filancanın evi gibi olsun dersin, çırpınırsın. Efendim, o imkan da eline gelsin. Biraz Allah'a isyan edersin. Efendim, yani dünden imandan da çıkarsın. Onun için fakirlerle düşüp kalkarsak halimize hep hal şükrederiz. Şükrederiz. Elhamdülillah. Benim durumum onların iyi dersin. Allah'a şükredersin. Büyük bir mükafat kazanmış olursun. Evet. Ölümü çok düşünmek. Yani ölümden sonrasını çok düşünmek diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani öldükten sonra acaba halim nasıl olacak? Acaba cennete mi gideceğim? Allah cehenneme. Sorgu sual meleklerine kalbinde nasıl cevap vereceğim? Efendim mahşerde durumum nasıl olacak? Sıratta durumum nasıl olacak? Böyle derin derin düşünürsek işte Ebrarlar listesinde yerimiz olur. Yani en iyiler listesinde yerimiz alınmış olur. Hatta bir hadis-i şeriflerde Peygamberimiz bir gün sahabesine şehitliğin derecesini öyle anlattı ki sahabe-i kiram hepsi şehit olmak istediler. Peki ya Resulallah, biz yatağımızda ölürsek bu büyük mükafattan mahrum olmayız mı diye sorduklarında siz de günde 20 defa ölümü hatırlarsanız aynı derecede ölürsünüz diye buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer hemen bir işçi tuttu. İşçisine dedi ki günde 20 defa bana ölümü hatırlatacaksın. Allah'ım ya. İşçiler bir saat sonra geliyor. Ölüm var ya Ömer diyor, gidiyor. Yarım saat sonra geliyor. Ölüm var ya Ömer diyor, gidiyor. 5 dakika sonra geliyor. Ölüm var ya Ömer diyor. 20'yi tamamladı mı? Yevmiyesini alıp çekip gidiyor. Bir günde yine 20'yi tamamladı. Yevmiyesini alıp giderken bir daha gelmedi diye Hazreti Ömer. Ya Ömer ne oldu dedi ya? Bir hata mı yaptım? Yok dedi, hata yapmadım. Benim sakalımda 2 tane beyaz kıl çıktı. Allah Allah. Onlar bana ölüm var ya Ömer diyor sana. Haber veriyor. Ama bizim Ertan ben beyaz oldum ama yine de ölüm var demiyor. Dünya var diyor. Ya Rabbi ya Resulallah. Evet. Evet Mevla şurada. Bari... Hatta kızıyoruz ya bu beyazlar nereden çıktı falan diyoruz. Böyle. Tabii evet. Halbuki beyazlar İslam'ın bir nuru olmuş oluyor. Nuru değil mi hocam? Yani? Bizim için iyi olmuş oluyor yani. İbret alıyor alırız hiç olmazsa. Allah Allah. Her zaman ölümü hatırlat. Ben beyaz sakallarımı görünce kaç hemen ölüm hatırlat. Kaç sene oldu senin sakallar beyaz olalı hocam? Yine... Herhalde 15-20 sene var. Yok 20 sene olmadı canım. O kadar da değil. Olur mu canım? 2004'te geliyordum Medine o zaman da Hicret Meclisi'nde. Yani yine beyazdı sakallar. Yine aynı böyleydi. Yok beyaz değildi. Beyaz değil miydi? Allah Allah. Ya tek tip beyaz vardı ama böyle değildi yani. Evet. Yine evet. Sekizincisi tulu emeli terk edersek, yani uzun yaşama ümidini bırakırsak. Şimdi de uzun yaşayacakmışız gibi geliyor değil mi? O daha çok seneler yaşayacakmışız. Daha diyoruz, 30 yaşındayız. Daha tabii. Daha yıllarca yaşayacakmışız gibi. Ne kadar tatlı hayali, geliyor dünya. İşte bu hayali terk edeceğiz. Allah Allah. Yani her an gitmeye hazırım muamelesi yapacağız. Ve bir an önce ahirette çok hazırlık yapayım diyeceğiz. Çünkü öldükten sonra hazırlık yapma olayı yok. Öldüğünü defterini kapatırlar. Zerre kadar bir şey kazanma imkanı yok. Yani kazanma yeri burası. Dünya mezaatül ahire. Dünya ahiretin tarlası buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne kazanırsa burada kazanılıyor. Yarın varacağız cennete. İnşallah gireriz de. Bakacağız ki arkadaşımızın cenneti bizimkinden daha güzel. Hay büyük Allah. Niye? O bizden bir tane fazla La ilahe illallah demiş. Ondan onun cenneti bizimkinden daha güzel. Öbürü efendim bir teheccüd namazı kılmış bizden fazla. Onun köşkleri sarayları bizimkinden daha güzel. Ya aslında hayat çok iyi bir şey değerlendirirsek ama boşa değerlendiriyoruz. Aynen. Niye değerlendirirsek? Telha radıyallahu anh anlatıyor. İki tane muhacir bana misafir geldi diyor. Muhacir kim oluyor? Mekke'den Medine'ye göç eden Peygamberimiz dönemindeki Müslümanlar. Ve biri savaşta şehit oldu diyor. Biri de bir sene sonra eceliyle öldü diyor. İkisinin de makamını Allah rüyamda
bana gösterirdi. O eceliyle ölenin cenneti çok güzel diyor. Allah Allah. Acayip güzellik. O savaşta ölenin cennetinden çok daha güzel diyor. Dedim diyor bu şeytani bir rüya. Çünkü öbür adam şehit oldu. Şehitliğin makamı çok yüksek. İyi. Bu sonraki ölen bir sene sonra öldü ama eceliyle öldü, yatağında öldü. Bunun derecesi ondan düşük olması lazım dedim diyor. Yine de Resulullah'a sorayım dedim diyor. Peygamberimize sordum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Hakk'a bir rüya dedi diyor. Peki ya Resulallah. Ama dedi diyor bak öbür adam bir sene fazla yaşadı. O bir sene içerisinde ne zikirler yaptı, ne nafileler kıldı, ne oruçlar tuttu. Allah Allah. Ondan dolayı onun cenneti ondan daha güzel oldu buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki hayatı iyi değerlendirsek, bol bol zikir yaparsak, cenneti kazanmak çok kolay da işte nefis ve şeytan bırakmıyor. Ya tabii. Yolda giderken cennet kazanırsın. Bak dünyanın parasını yolda giderken de kazanamazsın. Yatağında kazanamazsın. Yatağında yatarken cennet kazanıyorsun ya. Allah Allah. Cenneti yatağında yatarken kazanıyorsun. Mesela yatarken abdestli yatarsan öyle bildiriyor hadis-i şeriflerinde Peygamberimiz. Bütün geceyi ibadetle geçirmiş sevabı alıyorsun. Bütün Allah gece. Allah. Sen horul horul uyuyorsun ama melekler uyumuyor. Meleklerde öyle şey yok. Cennette de biz uyumayacağız inşallah. Cennette de yani öbür alemde hiç kimse uyku uyumayacak. Ne kadar cehennemdekiler de uyumayacak, cennettekiler de uyumayacaklar. Çünkü cehennemdekiler azabı iyice tatsın diye Allah onlara uyku vermiyor. Allah. Cennettekiler de zevki iyice tatsınlar diye cennette Allah-u Teala Hazretleri uyku vermiyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir gün sordular. Ya Resulallah cennette uyuyacak mıyız? Yok dedi Peygamberimiz. Cennette uyku yok. Allah Allah. Niçin ya Resulallah? Çünkü uyku zevke malidir. Cennette de sürekli zevk olacağından dolayı cennette uyku yok buyurdu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Cennette 24 saat zevk var. O zevkten o zevke. O zevkten o zevke. Böyle uçacağız, koşacağız. İnşallah olur. Mevla o güzel cennete girmeyi hepimize nasip etmesi etsin. Ne istiyorsak anında gelecek ya. Aynen. Ve lahmi tayrin mimme yeştehun buyuruyor Mülk suresinde Mevlamız. Canlarının çektiği kuş etleri. Canımız kuş et istedi. Allah bir anda Allah. Kuşlar kebap olmuş olan önünde gelecek. Afiyetle yiyeceğiz. Orada bal ırmakları, süt ırmakları, efendim su ırmakları neler 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 var. Mevla orayı kazanmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin. İnşallahü Rahman. Ne kadar oldu bize? 53 dakika. Evet. 53 dakika. Tamam. Biraz daha 7 dakikamız var. Evet, şu an sizi bitirelim. Ondan sonra son veririz inşallah. Evet. 9'uncusu susmak veyahut da az konuşmak. Peygamber Hacı Çevre'nde şöyle buyuruyorlar. Ya susun veyahut da hayır konuş. Hayır konuş. Yani, şimdi bak burada biz konuşuyoruz. Bak bu konuştuğumuz ne olmuş oluyor? Hayır olmuş oluyor. Efendim, burada tutup efendim dizi anlatsaydık, mala yani şeyler konuşsaydık, boş konuşsaydık. Aynen. Bu hayır olur muydu? Olmadı. Bu ne olmuş olurdu? Bir şer olmuş olurdu. Efendim, mesela dizi seyretseydik, dizi seyretsek ne olmuş olur? Şer olmuş olur. Çünkü boşa ömür tükettiğimden dolayı yarın ahirette çok çok pişman olacağız değerli. Çünkü yaşadığımız her saniye bizim için bir yakut, bir hazine olduğunu da sakın ha unutmayalım. Çünkü Peygamberimiz Ramizul Aciz hadis kitabında öyle buyuruyorlar. Cennette hiç kimse olmayacak ki bir defa dünyaya gelip de La ilahe illallah demeyi arzu etmesin. Veyahut da Elhamdülillah demeyi arzu etmesin diyor Peygamberimiz. Yani dünyaya gelip bir defa elhamdülillah deyip gitsin. Bunu isteyecek. Çok. Efendim bir defa la ilahe illallah deyip gitsin. Bunu isteyecek. Elhamdülillah. Peki orada değil mi? Orada milyar defa desen hiçbir sevap yok. Sevap bu dünyada. O da artık elden geçmiş oldu. Evet. Ve onuncusu da alçak gönüllü olmak insanı âli derecelere eriştirir. Değerli müminler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç-ı Şerif'e çıktığı zaman
çok milyarlarca melek ona akretti. Öyle bir merasim gördü ki Peygamberimiz, hiçbir peygamber öyle bir merasimi görmemişti. Hiçbir varlık böyle bir merasim görmemişti. Bu merasimi gören diğer peygamberler kıpta ettiler. Mevlamıza sordular. Ya Resulallah, Ya Rabbi, neden senin bu peygamberin son peygamber Hazreti Muhammed, Allahümme salli aleyhi Muhammed, bu kadar âli derecelere ermiş, bu kadar makamı yüksek, bu kadar büyük bir itibar ilgi görüyor diye sordular. Mevlamız da, ey peygamberlerim, bunu mu öğrenmek istiyorsun? Evet Allah, bunu öğrenmek istiyorum. İsa aleyhisselam çağırdı. Ya İsa, gel bakayım, gel diye. Söyle bakayım sen kimsin? İsa ruhullah. Ben dedi, Allah'ın ruhu İsa'yım. Tamam. Musa aleyhisselam çağırdı. Ya Musa, sen gel, geldi. Sen kimsin? Musa kelimullah. Ben de Allah'la konuşmuş bir Musa'yım. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam çağırdı. Ya İbrahim, sen gel, geldi. Sen kimsin? Ene halilullah. Ben de Allah'ın haliliyim. Halil'in manası yani, nedir hocam? Sevgili dost. Sevgili dost. Allah'ın dostu. Gerçek dost. Tabii, tabii. En son peygamberimizi çağırdı. Ya Muhammed, Allahümme sallallahu sen gel, evet. Geldi. Söyle bakayım sen kimsin? Kimsin? Ene acizun Muhammed. Ben dedi, aciz bir Muhammed'im. Allahümme sallallahu aleyhi Muhammed. Bütün peygamberler secdeye kapandılar. Tamam Allah'ım. Allah. Anladık. Anladık o peygamberin neden bu kadar yüksek bir makama erdiğini anladık. Bak orada peygamberimiz kendi makamını söylemiyor. Tavazu gösteriyor. Tavazu insanı çok çok yükseltti. Çok çok. Ya Rabbim, efendim, insanlar karşı çok tevazu olun değerli ünler. Sakın haki bir gurur olmasın. Mesela kiracınız vardır. Kiracınız yani gittiği zaman ben bir patronum gibi sakın 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 sakın. Mahperişan olursunuz. O kibir var ya, yerin dibine, yedi kat yerin dibine sokar sizi. Aynen. Kendimin en dibine aynen sokar. Allah'ın en sevmediği şey kibirdir. Allah kibri hiç mi hiç hoşlanmaz. Kalbinde zerre kadar kibir olan kişi cennete giremeyecek diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Arabanız vardır, binmişsinizdir lüks arabanıza, yoldan giderken sakın 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 sakın, dediğim gibi Allah-u Teala Hazretleri helak eder, cehennemin en dibine bizi sokar. Ama ne kadar tavazu, alçak gönüllü olursa o kadar Allah katında derecemiz yükselmiş olacak. Allah-u Teala Hazretleri hepimizden razı ve hoşnut olsun. Cümlemizin makamını cennet eylesin inşallahurrahman. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel mursilin ve alim velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Evet efendim. Aynen Allah. Cuma sohbet saatimiz burada sona erdi. Haftaya Allah'ın izniyle inşallah yine Cuma 15 ile 16 arasında değerli hocam FSM Medya Grup programcımız Hüseyin Alkan'la birlikte olmak üzere. Allah'a emanet olun, hakkınızı helal edin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kalın sağlıcakla.